Mahkeme bıraktı, polis bırakmadı. İsrail gözaltına alınıp serbest bırakılan 3 Türk'ten ikisini sınır dışı etti. Abdullah Kızılırmak, Mehmet Kargılı ve Adem Koç, Cuma günü Kudüs'te İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı. Cumartesi günü mahkemede serbest bırakıldılar. Ancak polis peşlerini bırakmadı. İsrail polisi, pazar akşamı Bilal Kızılırmak ve Mehmet Kargılı'nın tekrar karakola gitmesini istedi. Burada gözaltına alınan ikili göçmen polisine teslim edildi. Avukata göre mahkemenin sınır dışı kararı yok. İsrail polisi kendi inisiyatifleriyle iki Türk'ü sınır dışı etti. Filistinliler 3 haftadan uzun zamandır Kudüs için sokaklarda. İsrail askeri ve polisi ise sık sık protestolara müdahale ediyor. İsrail zulmünün sembol fotoğraflarından biri işte bu. 16 yaşındaki Fevzi, elleri ve gözleri bağlanıp gözaltına alınmıştı. Askeri mahkeme, Fevzi El Cüneydi'yi serbest bırakma kararı aldı. Ancak savcılık karara itiraz etti. Filistin'in cesur yürekli kızı Ahed Temimi de aynı askeri mahkemede yargılanıyor. Mahkeme Ahed'in gözaltı süresini uzattı. İsrail çocukları askeri mahkemelerde yargılamayı sürdürecek. İsrail gece baskınlarına da devam ediyor. Son olarak Batı Şeria'da 30 Filistinli daha gözaltına alındı. Bir yandan da işgal politikası sürüyor. Hükümet Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimlerine ek olarak 300 bin yeni konut inşa etmeyi planlıyor. Gerilimin fitilini 6 Aralık'ta ABD Başkanı Trump ateşlemişti. Tüm Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmişti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ABD'ye tokat gibi bir cevap verdi. Ancak Trump'ın ekonomik yardım şantajına boyun eğenler de var. Guatemala, büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıkladı. Bu ülke oylamada Trump'a destek veren 9 üyeden biriydi.